Öneri üzerine Saadet Partisi grubu adına söz talebi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'a ait. Buyurun Sayın Arıkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Hepinizin malumu Akkuyu Nükleer Santrali enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir çözüm olarak sunuldu. Ayrıca Rusya bu santral için Türkiye'ye 20 milyar dolar ödeme yapacak. Döviz krizi yaşadığımız şu günlerde bu para akışının sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ayrıca coğrafya, ikmal şartları, enerji koridorları ve alternatif çözümler düşünüldüğünde bazı fırsatlar haklı olarak konuşulabilir. Fakat nükleer kelimesinin geçtiği her cümlenin bile çok dikkatli kullanılması gerekir. Acı tecrübeler hala hafızalarımızda taze. Çok ciddi hayati riskler barındıran nükleer enerji diğer bütün konulardan çok daha fazla önem arz etmekte. Öte yandan Türkiye olarak biz çok acı tecrübeler yaşadık. Türkiye maalesef bir ihmaller ülkesi. Sadece Çorlu'da tren kazasında yaşanan ihmaller ve üstünün örtülmesi bile konuşup bitirilemeyen bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi hükümetin nükleer enerji gibi ciddi bir konuda yeterli tedbirleri alabileceği konusunda bizim şüphelerimiz maalesef güç kazanmakta. Bırakın bu santralin işlemesi, şu an daha yapım aşamasında bile bir sürü soru işareti var. Geçtiğimiz aylarda Rusya'nın projenin yapım projesi sözleşmesini feshetmesiyle Türk paydaşlığı ortadan kalktı. Bu fesihle birlikte santralin kontrolünün şu anda hangi kurumlarda olduğuyla ilgili net bir açıklama yapılmadığı gibi santralin akıbetindeki belirsizlikte devam etmekte. Nükleer yakıtı üreten ve Rusya'dan taşıyan kurumun akreditasyonu konusunda henüz şeffaf ve net bir bilgi verilmedi. Daha ilginci, Akkuyu nükleer santralini inşa eden Rosatom şirketi Çernobil'deki facianın sorumluluğu ile hatırlanmakta. Şimdi burada Rosatom şirketinin sicilini sayıp dökmek mümkün değil. Basit bir araştırma ile şirketin çeşitli kazaların nasıl sakladığı, 2009-2012 yılları arasında görev yapan 68 üst düzey, 208 orta düzey yöneticinin yolsuzluk suçlamasıyla nasıl işten çıkarıldığı, Bulgaristan hükümetiyle yapılan anlaşmanın maliyetinin nasıl şişirildiğini biliyoruz. Bu ihmaller ülkesinde nükleer enerji santralinin sıhhati konusunda şüphelere sahip olmak en doğal hakkımız. İşte tüm bu nedenlerle ülkemiz için fırsat olduğu kadar tehlikeli olan bu projenin şeffaf, güvenilir ve bilimsel verilere dayalı olarak açık bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Yetkililerden bunu beklemek en... Tamamlayın Sayın Milletvekili. Bizim de bunları konuşmak, aziz milletimize açıklamak boynumuzun borcudur. Değerli milletvekilleri, şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Biz yıllar sonra Türkiye'de yaşanan bir facianın TV dizilerine konu olmasını istemiyoruz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.